Güç Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir kahvaltı sofrası hazırlayacağız. Birbirinden lezzetli tariflerin bir arada olduğu nefis bir misafir menüsü. İlk tarifimiz patatesli gül böreği. Yumuşacık çok lezzetli bir börek tarifi. Tarife iç harcını hazırlayarak başlayalım. Öncelikle haşladığımız patatesleri püre haline getirelim. Beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Yaşadığınız şehirlerin yöresel yemekleri ya da memleketlerinizin yöresel yemekleri nelerse yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerden gelen yorumlarla, sizlerin isteğine göre yeni tarifler denemeyi çok isterim. Uygun bir tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra içerisine kıymayı ekleyelim. kıymayı kaşığın arkasıyla ezerek ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra içerisine soğanı ekleyelim. Ben unutup önce baharatları ekledim. Siz önce soğanı ekleyip daha sonra baharatları ilave edebilirsiniz. Soğan ve kıyma güzelce kavrulduktan sonra içerisine püre haline getirdiğimiz patatesleri ekleyelim. Patatesle birlikte 2-3 dakika kadar daha pişirdikten sonra ocağı kapatıp içerisine ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Yufkaların aralarını sürmek için tereyağını eritip soğuduktan sonra içerisine sıvı yağ ekleyip karıştıralım. bir adet yufkayı tezgah üzerine serelim. Hazırladığımız yağ karışımından yufkanın her yerine sürelim. Yufkayı 4 eşit parçaya ayıralım. Hazırladığımız iç harcından ekleyerek şekil vermeye başlayabiliriz. İç harcını ekledikten sonra kenarlarını kıvırıp rulo şeklinde saralım. Hazırladığımız ruloyu kendi etrafında sararak gül şeklini verelim. Yufkanın üzerine iç harcını ekleyip kenarlarını kıvırıp rulo şeklinde saralım. Daha sonra hazırladığımız ruloyu kendi etrafında sararak gül şeklini verelim. Bu kadar basit bir şekli var. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Hazırladığımız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerine yumurta sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Dolu dolu iç harcı olan nefis bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben aynı iç harcını kullanarak farklı şekillerde de börekler hazırlıyorum. İsterseniz galetunla bulayabilirsiniz. İsterseniz sadece sigara böreği gibi sarabilirsiniz. Her şekilde de lezzeti çok güzel olan bir börek tarifi. Mutlaka bu iç harcı ile bir börek yapmanızı tavsiye ederim. Sıradaki tarifimiz kahvaltıların olmazsa olmazlarından pankek tarifi. Büyük küçük herkesin çok sevdiği tariflerden biri. Üstelik yapılışı da çok kolay. Hemen tarife başlayalım. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ekleyip güzelce çırpalım. Karışıma sütü ilave edip tekrar karıştıralım. Un, şekerli vanilin ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştıralım. normal kek harcından biraz daha yoğun bir kıvamı olması gerekiyor. Pankekleri pişireceğimiz tavayı çok az bir yağ ile yağlayalım. Birer yemek kaşığı olacak şekilde aralıklı bir şekilde pankek harcından tavaya yerleştirelim. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Üzeri hafif göz göz olmaya başladıktan sonra pankekleri çevirebilirsiniz. Pankekler piştikten sonra servis tabağına alabiliriz. Bütün kek harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sevdiğiniz meyvelerle, çikolatayla ya da balla servis edebilirsiniz. Lezzeti çok güzel, yapılışı çok pratik bir tarif. Misafir sofralarına çok yakışan, masaya renk katan bir tarif. Sıradaki tarifimiz zeytinli poğaça tarifi. Zeytine doyacağınız, içinde dolu dolu zeytin olan bir tarif. Yani zeytinli diye alıp sade çıkan poğaçalardan değil. Hemen tarife başlayalım. Karıştırma kabına ılık süt, maya ve toz şekeri ekleyip karıştıralım. Karışıma sıvı yağ ve yumurta beyazlarını ekleyelim. Tüm malzemeler karıştıktan sonra içerisine un ilave etmeye başlayalım. Karışıma tuzu da ekleyip kontrollü şekilde un ilave etmeye devam edelim. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamlı hamur elde edene kadar un ilave edebilirsiniz. Hamuru tezgah üzerine alıp güzelce yoğurmaya devam edelim. Tezgah üzerine yoğurup toparladığımız hamuru yoğurduğumuz kaba tekrardan alalım. Hamurun üzerine bardağın tabanında biriken yağı ekleyip üzerine güzelce sürüyorum. Bu sayede hamur mayalanırken üzerine örttüğüm streç film ya da kapağa hamurdan yapışmalar olmuyor. Hamurun üzerine örterek 1 saat kadar mayalanmaya bıraktım. Mayalanan hamurun havasını alıp toparlayalım. Tezgah üzerinde toparladığımız hamuru bezelere ayıralım. Ben 20 eşit parçaya ayırdım. Beze sayısının herhangi bir önemi yok. İstediğiniz boyutlara göre beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bütün bezelere şekil verdikten sonra artık poğaçamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Merdane yardımıyla hamuru açalım. Hamurun üzerine oda sıcaklığındaki tereyağıdan sürelim. Hamur kesme aleti ile hamura çizikler oluşturdum. Eğer elinizde bu aletten yoksa bıçak yardımıyla da çizikler oluşturabilirsiniz. Dilimlenmiş zeytinleri hamurun üzerine oluşturduğumuz çiziklerin üzerine gelecek şekilde yerleştirelim. Hamuru rulo şeklinde sarıp ay şeklini verelim. Hamuru merdane ile açıp tereyağı sürdükten sonra üzerine çizikleri oluşturalım. Çiziklerin üzerine gelecek şekilde dilimlenmiş zeytinleri yerleştirelim. Hamuru rulo şeklinde sarıp ay şeklini verelim. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Poğaçalara yarım saat tepsi mayası yaptıktan sonra üzerine sürmek için ayırdığımız yumurta sarılarını sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Görüntüsü de lezzeti de çok güzel olan bir tarif. Eğer tarifimi denerseniz Instagram üzerinden fotoğraflarınızı bekliyorum. Sıradaki tarifimiz kahvaltılık minik kanepeler. Çat kapı gelen misafirlerinizi yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Evinizde olan malzemelerle kendinize göre uyarlayabilirsiniz tost ekmeğini dörde bölüp kare şeklinde kestim. Ekmeklerin üzerine yine aynı boyutlarda dilimlediğim kaşar peynirini ekledim. Kaşar peynirinin üzerine domatesleri ekleyelim. Domateslerin üzerine salatalıkları yerleştirelim. Son olarak salatalıkların üzerine de jambon ve fümeleri de ekleyip kürdanla sabitleyelim. Damak zevkinize göre istediğiniz ürünleri ekleyip çıkarabilirsiniz. Kahvaltı sofralarına çok yakışan bir atıştırmalık tarifi. Sıradaki tarifimiz sosisli tava tarifi. Yine yapılışı kolay ama lezzeti çok güzel olan tariflerden biri. Uygun bir tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra küçük küçük doğradığımız yeşil biberleri ve kapya biberleri ekleyelim. Buzluğa koyduğum kapya biberleri kullanmayı tercih ettim. Eğer sizin de buzluğunuzda varsa siz de kullanabilirsiniz. Biberlerin üzerine tuzunu da ekleyip ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Biberler hafif kızarmaya başladıktan sonra içerisine yuvarlak şekilde doğradığımız sosisleri ilave edelim. Sosisler piştikten sonra baharatları ilave edip tekrar karıştıralım. Baharatlarla birlikte 2-3 dakika kadar daha pişirip üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim. Peynirler eridikten sonra servis tabağını alarak servis edebilirsiniz. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Sıradaki tarifimiz en kolay tariflerden biri. Tereyağlı haşlanmış yumurta tarifi. Haşlanmış yumurtaları ortadan ikiye bölerek tavaya yerleştirelim. Tereyağını eritip içerisine pul biber ve toz biber ekleyelim. Tereyağını da iyice kızdırdıktan sonra haşlanmış yumurtaların üzerine dökelim. Ben bazen bu aşamada üzerine bir de kekik ekliyorum. Size nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Limonlu tartolet. Gerçekten lezzeti çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarife öncelikle kremayı hazırlayarak başlıyoruz. Uygun bir tencereye şekeri ve limon kabuğu rendesini ekleyelim. 4-5 dakika boyunca karıştırarak limonun aromasının şekere geçmesini sağlayalım. Karışıma un, nişasta ve zerdeçalı ekleyip tekrar karıştıralım. Karışımın içerisine çırpıcıyla karıştırarak sütü ilave edelim. Bütün topaklanmalar giderdikten sonra ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirelim. Kremamı kıvam alıp kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatıp içerisine tereyağı ve beyaz çikolatayı ilave edelim. Üzerine değecek şekilde streç filmle örtüp oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat kadar bekletelim. Krema soğurken tartlet hamurunu hazırlayalım. Karıştırma kabının içerisine tereyağı, yumurta ve pudra şekerini ekleyip karıştıralım. Karışıma un ilave edip tekrar karıştırmaya devam edelim. Hamuru elimizle yoğurup toparlayalım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp muffin kalıbına yerleştirelim. Küçük bir bardak yardımıyla videoda gördüğünüz gibi hamura şekil verdim. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde şekil vermeye devam edelim. Bu ölçülerden toplamda 18 adet tartolet elde ettim. Hamurların kabarmaması için tabanlarına çatalla delikler oluşturdum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Krema buzdolabında soğuduktan sonra mikserle çırparak kıvamını açalım. Kremayı sıkma torbasına koyup tartolet hamurların üzerine sıkalım. Ben hem kremayı hem de tartolet hamurunu bir gece önceden hazırladım. Ertesi gün servis etmeden hemen önce ikisini birleştirdim. Taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis ettim. Lezzeti gerçekten çok güzel oldu. Tadına bakan herkes tarafından çok beğenildi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz Instagram'dan fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Tüm tariflerin malzeme listesini, açıklamalar kısmına ekliyorum. Videoda unutup atladığım önemli detayları açıklamalar kısmına ekliyorum. Mutlaka açıklamalar kısmını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlarda, sizlerin deneyimlerini, fikirlerini, yorumlarınızı benimle paylaşmanız benim için çok kıymetli. Diğer sosyal medya hesaplarımı da açıklamalar kısmına ekliyorum. Oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Tüm tariflerimin sonuna geldik. Değerli vaktinizden ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi deneyecekleri afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşçakalın.